Haftanın ilk gününden herkese merhaba. Ben Zeynep Bayar. Bilmenizde fayda var. İlk olarak Avrupa'dan bir haberle başlıyoruz. Taşınma şirketi Moving to Spain, Haziran ayında yayımladığı bir raporda emeklilik için en iyi Avrupa ülkelerini sıraladı. Nüfus, yaşam maliyeti, ev fiyatları, vizeler, güvenlik ve sağlık hizmeti gibi kalemlere bakılarak hazırlanan rapora göre emekliler için en iyi Avrupa ülkesi sırasıyla Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan oldu. Yapay zeka alanından bir haberle devam ediyoruz. Son dönemde yaşanan gelişmelerle herkesin ilgisini çeken yapay zeka teknolojileri bu defa internet güvenliğiyle gündemde. Yapılan son araştırmada yapay zekanın tuş sesinden şifreleri %95 doğruluk oranıyla ayırt ettiği aktarıldı. Araştırmacılar yapay zeka teknolojilerinin bilgisayar korsanları tarafından bu doğrultuda eğitilmesinin ciddi güvenlik zafiyetleri oluşturabileceği uyarısında bulundu. İngiltere'nin ünlü müzelerinden British Museum'un depolarından çalınan ve kaybolan eserlerin bazılarının çevrim içi alışveriş sitesi eBay üzerinden satışa konduğu ortaya çıktı. Roma döneminden kalma onyx taşına işlenmiş kabartılı bir mücevherin eBay üzerinden 40 sterline yani yaklaşık 1300 liraya satıldığı belirtildi. Sırada bir grup İtalyan vatandaşının sorumsuzluğunun gündem olduğu bir haberimiz var. Arnavutluğun Berat kentinde restorandan hesap ödemeden çıkan bir grup İtalyan turistin faturası İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni tarafından ödendi. İtalya'nın Tiran Büyükelçiliği'nin açıklamasında Meloni'nin talimatıyla Berat kentindeki restorandan hesap ödemeden ayrılan İtalyan turistlerin yaklaşık 80 euro tutarındaki faturasının ödendiği bildirildi. Açıklamada İtalyanlar kurallara saygılıdır ve borçlarını öderler. Bu tür olayların tekrarlanmamasını ümit ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Öte yandan faturanın Meloni'ye sağlanan şahsi ödenekten karşılandığı bilgisine yer verilmesi de dikkat çekti. Son haberimiz Fransa'dan geliyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 2024'te düzenlenecek olimpiyat oyunları için yüzülebilir hale getirilmeye çalışılan turistik Sen Nehri'nde oyunlar öncesi planlanan bir yüzme etkinliği daha sudaki kirlilik nedeniyle iptal edildi. Olimpiyat komitesinden yapılan açıklamada temizlik çalışmaları yürütülen nehirden alınan suyun analiz sonuçlarının nehrin yüzmeye elverişsiz olduğunu gösterdiği belirtildi. Paris'te 2024'te düzenlenecek olimpiyat oyunları için yüzülebilir hale getirilmesi planlanan Sen Nehri'nde bir yandan temizlik çalışmaları yapılırken bir yandan da deneme amaçlı yüzme etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinliklerin bir kısmı daha önce aynı gerekçeyle iptal edilmişti. Kanalizasyon sularının yol açtığı kirlilik nedeniyle Sen Nehri'nde 1923'ten itibaren yüzme etkinlikleri yasaklanmıştı. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.